Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde genel matematik kitabımızdan alıştırma çözmeye devam edeceğiz. Genel matematik kitabımızın yazarları Barnett, Ziegler ve Barley'in Nobel yayıncılık tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. İlk örneğimiz ise bir eğimi ve geçtiği bir noktası verilen doğrunun denkleminin yazılmasıyla alakalı arkadaşlar. Bunu yapmak için iki yol var. Ben her iki yolu da ayrı ayrı size göstereceğim. Birinci yol diyelim. Birinci yol bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemini kullanmak. Yani x1, y1 noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemi arkadaşlar nasıldı? Y eksi y1 eşittir m çarpı parantez içerisinde x eksi x1 idi. Bu tanımı kullanarak yapabiliriz. Hemen yapmaya başlayalım. Şöyle ki bizim eğimimiz birinci A şıkkında birinci soruda eğimimiz eksi 4 ve geçtiği nokta doğrumuzun 2'ye eksi 3. Yani x1 2, y1 ise eksi 3'e eşit. Öyleyse y eksi eksi 3 eşittir eksi 4 çarpı x eksi 2 ifadesini düzenleyeceğiz ve bu şekilde doğrumuzun denklemini oluşturacağız. Y eksi eksi 3 y artı 3 yapar. Eksi 4'ü eksi 4 ile ne yapacağız? X eksi 2'yi çarpacağız. Çarpmanın toplama veya çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Eksi 4 çarpı x artı 8. Bunu da düzenleyebilirim. Her iki taraftan 3 çıkartırsam y eşittir eksi 4x artı 5. Ne yapmış oldum? Bir noktası ve eğimi verilen doğrunun denklemini yazmış oldum. İkinci yol nasıl bir yol? İkinci yolda ise biz eğim kesim formunu kullanacağız. Burada eğim veriliyor. M veriliyor zaten bize. Ne bilinmiyor? N sayısı bilinmiyor. Bir de nokta verildiği için, bize verilen nokta da bu doğrunun üzerinde olduğu için, değil mi? Doğrunun denklemini sağlaması gerekir. Yani eğer y eşittir mx artı n doğrusu x1 y1 noktasından geçiyorsa, bunun karşıtı da tabii ki doğru olacak. Onu da ifade edeceğim ayrıca. O zaman doğrunun denklemi sağlanır. X'in yerine x1, y'nin yerine y1 yazdığım zaman. Y'nin yerine y1 yazıyorum. Y1 eşittir m çarpı x1 artı n eşitliği vardır. Bir nokta veya işte karşıt olarak bir nokta x1, y1 noktası doğru üzerindeyse denklem sağlanır. Yani y1 eşittir m çarpı x1 artı n'dir. Karşıt olarak y eşittir mx artı n doğrusu x1 y1 noktasından geçiyorsa yine y1 n'ye eşittir x1'in m katının n fazlasına eşittir. Bu ifadeyi, bu özelliği kullanarak da soruyu çözebiliriz. Eğimin eksi 4 olduğu verildiği için zaten bizim doğrumuzun denklemi eksi 4x artı n. Doğrunun denkleminde bilinmeyen şey n sayısı, yani y kesmesi bilinmiyor. N sayısı da hatırlarsanız eğer y kesmesi idi bu doğrunun. O bilinmiyor. Pekala, y kesmesini bulmak için ne yapacağım? Doğrunun geçtiği noktamız 2'ye eksi 3. X'in yerine 2, y'nin yerine eksi 3 yazdığım zaman denklemin sağlanması lazım. Eksi 4 çarpı 2 artı n. N'ye eşit olması lazım? Eksi 3'e eşit olması lazım. Buradan da n sayısı kaç olacaktır? Arkadaşlar düzenleyin isterseniz, hemen hesabını yapmayayım. Daha rahat anlamanız için. şöyle önce düzenli bir şekilde yazalım. Eksi 3 eşittir eksi 8 artı n'den n kaç çıkmalıdır? Her tarafa 8 eklersem n eşittir b çıkar ve doğrunun denklemi ne olur? Doğrunun denklemi y eşittir eksi 4x artı 5 olur. Her iki yolla yaptığımız zaman da aynı sonucu bulmamız gerekmektedir arkadaşlar. Eğer aynı sonucu bulamıyorsak o zaman bir işlem hatası yapmışız demektir. Kontrol edilmesi lazımdır. Pekala, diğer noktamız neydi? Eğimimiz 3/2 ve geçtiği nokta eksi 4'e eksi 5'ti arkadaşlar. Pekala, onun için de sorumuzu iki farklı yöntemle yapacağım. İsterseniz siz burada ne yapın? Videoyu durdurun. Benim yaptığım yöntemleri kullanarak soruyu çözün. Sonra yeniden çözümlerinizi kontrol edin. Eğim 3/2'ye eşit. Geçtiği noktada eksi 4'e eksi 5 noktası. Kullanacağımız formül ne? Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1. M çarpı x eksi x1. Bunu kullanacağız. Ve burada x1 dediğimiz eksi 4, y1 dediğimiz eksi 5, m dediğimizde 3/2 arkadaşlar. Y'nin yerine, y1'in yerine özür dilerim, eksi 5 yazıyorum. M'nin yerine 3/2 yazıyorum. Ve x1'in yerine de eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 yazıyorum. Köşeli parantez kullanacağım burada. Evet, y eksi eksi 5 eşittir ne oldu? Y artı 5 oldu. O da eşittir 3/2 çarpı parantezi açtım. X artı 4. Daha sonra da ne yapacağım? 3/2'yi çarpma işleminin toplamı üzerine dağılma özelliğini kullanarak parantezin içine dağıtacağım. Ve buradan da 3/2 çarpı x artı 3/2 çarpı 4 elde edeceğim. Evet, ve devam edecek olursak y artı 5 eşittir 3/2 x artı 2 ile 4'ü sadeleştirirsem payda da 1, payımızda 2 kalacak. Yukarısı 6 oldu. Ve daha sonra da bu eşitliğin her tarafından 5 çıkartacağım y tek başına kalması için. Cevabımız 3/2x artı 1 olacak. Bu ilk yöntemle yaptım. Yani burada hangi işlemi kullandım arkadaşlar? Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini kullandım. Yani y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'i kullandım. İkinci yolda ise ne yapmam gerekiyor? İkinci yolda ise direkt olarak eğim kesim formunu kullanarak yapacağım. Eğimimizin zaten 3/2 olduğunu bildiğimden y aslında burada ne eşit? 3/2x artı n. Ben burada n sayısını bilmiyorum. Onu bulacağım. Ve geçtiği noktada eksi 4'e eksi 5. Bu doğrunun üzerinde olduğuna göre doğrunun denklemini sağlar. Yani y'nin yerine eksi 5, x'in yerine eksi 4 yazacak olursam eşitlik bozulmaz bu denklemde arkadaşlar, doğru denkleminde. Böylelikle gene 2 ile eksi 4'ü sadeleştirirsem payda da 1, payımızda eksi 2 kalır. Burada eksi 5 eşittir eksi 6 artı n'den. Her tarafa 6 eklersem n kaça eşit olmuş olur? N 1'e eşit olmuş olur ve doğrunun denklemi de ne olur arkadaşlar? Y eşittir 3/2x artı 1 olarak bulunmuş olur. Açıkçası bir noktası ve eğimi verilen doğrunun denklemini bulmak için ikinci yol dikkat ederseniz daha az işlem gerektirdiğinden daha pratik, bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Bu soruda ise 4 farklı şık var ve bu şıklarda verilen noktalardan geçen doğrunun eğimini bulacağız. Standart doğrunun standart biçimini bulacağız ve doğrunun eğim kesim formunu ne yapacağız? Hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi onları yapalım. A şıkkında ilk önce bize ne gelmiş? Evet. A şıkkında 2'ye 5, 5'e 7 noktasından geçen doğrunun nesi isteniyor? Denklemi isteniyor. İlk önce eğimi bulalım. Eğim formülümüzü hatırlayalım. Eğim neydi? Y'deki değişimin x'teki değişime oranı idi. Bunu lütfen unutmayalım. Y'deki değişimin x'teki değişime oranı. Y ilk başta 5'ti. Sonra 7 oldu. X ilk başta 2 idi. Sonra 5 oldu. 5'ten 7 çıktı. Eksi 2 kaldı. 2'den 5 çıktı. Eksi 3 kaldı. Eksi 2 ile eksi 3'ün de bölümü, eksiler sadeleşecek olursa eksiler, sonuç ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Eğimimizi bulduk. Bu doğrunun eğimi 2 bölü 3'e eşitmiş. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar isterseniz şu noktalara da isim verelim. Yani 2'ye 5 noktası, mesela burası P noktası olsun. Diğeri de Q noktası olsun. İsterseniz P noktasını, isterseniz Q noktasını kullanarak ne yapabilirsiniz? Bu doğrunun denklemini yazabilirsiniz. Az önce yaptığımız yöntemlerden herhangi bir tanesi kullanmanız gerekiyor. Ben burada kolaylık olması açısından hangisini kullanacağım? Eğim kesim formundan yararlanarak denklemi bulacağım. Zaten eğimi bulduğum için eğim zaten kaça eşitti? 2 bölü 3'e eşit olduğu için y burada nedir? 2 bölü 3x artı ne? Burada bilinmeyen nedir? Bilinmeyen y kesmesi dediğimiz n sayısıdır. Bu doğru arkadaşlar. P noktasından geçiyor, Q noktasından geçiyor veya bir başka ifadede P ve Q noktaları bu doğrunun üzerinde, öyleyse bu doğrunun denklemini sağlarlar. Yani x'in yerine 2, y'nin yerine 5 yazdığımız zaman denklem, bu eşitlik sağlanır. Y'nin yerine 5 yazıyorum. X'in yerine de kaç yazıyorum? 2 yazıyorum. Bakın şimdi buradan ne buluyorum? 5 eşittir 4 bölü 3 artı n'den, her iki taraftan 4 bölü çıkartırsam n kaç olur? 5 eksi 4 bölü 3, payda eşitlersem arkadaşlar 3 kere 5 15, 15'ten 4 çıkarsa 11, 11 bölü 3 olur. Benim denklemim neymiş? 2 bölü 3x artı 11 bölü 3'e eşitmiş. Bunu yazdım. Bu nedir? Benden istenen eğim kesim formudur. Eğim kesim formu şeklinde yazmış oldum. Peki standart formda yazın demişti. Standart formda yazmak ne demektir? Önce standart formun da ne olduğunu hatırlayalım. Bir doğrunun standart formu a çarpı x artı b çarpı y eşittir c şeklindeydi. Burada a, b, c reel sayılar ve a ile b aynı anda sıfıra eşit olmayacaktı. Hatırlarsanız eğer bu formda yazmamız isteniyor. Bunun için de eğim kesim formunda ne yapmamız lazım? Düzenlememiz gerekecek. Y eşittir 2x artı 11 bölü 3 diye yazayım eğim kesim formunu. Her tarafı 3 ile çarpayım. 3y eşittir 2x artı 11 olur. Ve daha sonra da sabiti bir tarafta bilinmeyen ebatı toplayacağım için her taraftan 2x çıkartacağım. 3y eksi 2x eşittir 11. Benim verilen denklemimin standart, yani eğim kesim formunu bildiğim denklemin standart formu idir arkadaşlar. Standart formu diye söyleriz. Pekala. Diğer şıklara bakalım. Diğer şıklarımıza dikkat edelim. Evet, burada bir başka şıkkımız daha var. Eksi 2'ye eksi 1 ve 2'ye eksi 6 noktasından geçen doğrunun eğimini bulacağız. Standart formunu bulacağız. Denkleminin doğrunun bir de nesini bulacağız? Eğim kesim formunu bulacağız. Şimdi bakın ilk önce yapmamız gereken şey neydi? Eğimi bulmaktı. Bu da y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı. İsterseniz burada durdurun arkadaşlar. Hem eğimi bulun, hem standart formda yazılışını bulun, hem de eğim kesim formunda yazılışını bulun. Arkasından da kendi yaptığınız sonuçla benim bulduğum sonucu ne yapın? Kıyaslayın, karşılaştırın ki eğer doğruysa evet ben bu işi yapabiliyorum dersiniz. Değilse de hatanızın nerede olduğunu kontrol ederek hatanızı keşfetmiş ve düzeltmek için bir fırsat yakalamış olursunuz. Evet, durdurabilirsiniz burada. Şimdi y'deki değişimin x'deki değişime oranını söylemiştik. Y'deki değişim nedir? Y ilk başta eksi 1'di. Sonra eksi 6 oldu. Eksi 1 eksi eksi 6 bölü. X ilk başta eksi 2 idi. Sonra kaç oldu? 2 oldu. Eksi 2 eksi 2. Eksi 1 eksi eksi 6 ne oldu? Eksi 1 artı 6 bölü eksi 4. O da ne oldu? Eksi 5 bölü 4 oldu. Bu doğrunun eğimi eksi 5 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi gelelim ne yapmaya? Arkadaşlar eğimi bulduk. Şimdi de eğim kesim formunda yazacağız. Y eşittir eksi 5 bölü 4x artı ne? Gene burada iki tane noktam var. Bir tanesi P noktası diyeyim. Eksi 2 eksi 1. Bir tanesi de Q noktası diyeyim. 2'ye eksi 6. İsterseniz P noktasını, isterseniz Q noktasını ne yapacaksınız? Bunların koordinatlarını bu denklemde yerine yazarsanız eşitlik sağlanır. P ve Q noktaları doğrunun üzerinde olduğuna göre doğrunun denklemini sağlar. Yani x'in yerine eksi 2, y'nin yerine eksi 1 yazarsam eşitlik bozulmaz. Veyahut da x'in yerine 2, y'nin yerine eksi 6 yazarsam ne bozulmaz? Eşitlik bozulmaz. Hangisini kullanacağınızın bir önemi var mı? Tabii ki yok. İsterseniz bu sefer de Q noktasının koordinatlarını kullanalım. Y'nin yerine eksi 6 yazacağım. X'in yerine de ne yazacağım? 2 yazacağım. 2 yazacağım. Ve buradan da amacımız ne sayısını bulmak olacak. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 1, burada 2 kaldı. Eksi 6 eşittir. Eksi 5 bölü 2 artı neyden? Eşitliğin her iki tarafına 5 bölü 2 ekliyorum. Eksi 6 artı 5 bölü 2 eşittir. Neyden? Buradan ne kaç çıkacaktır? Eksi 12 artı 5. Eksi 12 artı 5. Eksi 7 bölü 2 çıkacaktır. Arkadaşlar neyi? Eksi 7 bölü 2 bulmuş olduk. Böylelikle arkadaşlar biz neyi bulduk? Eğim kesim formunu bulmuş olduk. Eksi 5 bölü 4 x eksi 7 bölü 2 şeklinde. Bu bizim doğrumuzun eğim kesim formu. Eğim kesim formu. Ben bu eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarpayım. Böylelikle paydalardan kurtulacağım. 4 çarpı y eşittir. Eksi 5x. Eksi 14 olacak. Eksi 14 olacak. Bu eşitliğin her tarafını 4 ile çarptım. Ve daha sonra da eşitliğin her iki tarafına 5x ekledim. 4y artı 5x eşittir. Eksi 14 buldum. Bu yazmış olduğumuz formda doğrumuzun standart formudur. Doğrunun denkleminin standart formunu da hesaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi y eşittir 3 ve x eşittir 5, y eşittir eksi 3 noktalarından geçen doğrunun denklemini yazın demiş arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz iki noktanın da apsisi birbirine eşit. Yani x'lerde bir değişim yok. Bakın ne olacak? Bu bizi neye mal olacak? Hemen görelim. Y'deki değişimin x'deki değişimi oranı bize eğimi veriyordu. Y ilk başta 3'tü. Sonra eksi 3 olmuştu. X de hep aynı. 5'e 5'ti. Pay 6 iken payda 0 olduğu için eğim ne olacaktır? Tanımsız olacaktır. Nasıl bir doğrunun eğimi tanımsızdır? arkadaşlar. Tabii ki dik bir doğrunun eğimi tanımsızdır. Peki dik bir doğrunun denklemi nasıldır? Bu doğrunun denklemi arkadaşlar x eşittir 5'tir. X eşittir 5 doğrusudur bu doğrumuz. X eşittir 5 doğrusudur. Bunu daha önceki derslerimizde zaten ifade etmiştik. Neden öyle olduğunu da söyleyelim. X'in yerine 1 yazacağım. A'nın yerine 1 yazacağım. Y'nin katsayısı da 0 olacak. Ve sağ tarafta sabitimizde ne olacak? 5 olacak. Yani ax artı b'ye eşittir c şeklindeki verilen denklemde b'nin 0 olması, y'nin katsayısının 0 olmasının özel bir halidir bu denklem. Ve bu nasıl bir doğrudur arkadaşlar? Dik bir doğrudur. Neye dik olan bir doğrudur? X eksenine dik olan bir doğrudur. Peki hangi noktadan geçer? X ekseni üzerinde 5 noktasından geçen bir nedir? Doğrudur. Hemen onu da çizerek size gösterelim. X eşittir 5 doğrusu. Şurasına 5 dersek, burası x eşittir 5 noktası ise, şurası x ekseni, burası y ekseni ise bu doğrunun özelliği nedir? Bu doğrunun özelliği şudur. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların apsisleri 5'tir. Ordinatları ne yapar? Değişir arkadaşlar. Ve burası bakın mesela 5'e eksi 3 ve 5'e 3 noktadan geçen dik bir doğru. X eksenine dik olan bir doğrudur. X eşittir 5 doğrusu. Diğer örneğimize bakacak olursak, diğer örneğimiz ise buraya bakacak olursak, burada ise dikkat ederseniz iki noktanın ortak özelliğine ordinatlarının birbirine eşit olması ve burada eğimimiz kaça eşit olacaktır? Y'deki değişimin x'teki değişime oranı olacaktır. Y'deki değişim 5'ten 5 çıkacak. X'teki değişim eksi 2 idi. Sonra 3 oldu. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 0'ı eksi 5'e bölersem sonuç 0'dır. Eğimi 0 olan bir doğrudur bu. Ve onu da yazacak olursak bakın y eşittir 0 çarpı x artı n diye yazalım. Zaten burada y dediğimiz şey x mesela eksi 2 olduğunda y kaç? 5. Y eşittir 5 çarpı 0 çarpı eksi 2 artı y, n'den. N buradan kaç çıkar? 5. Yani y kesmesi 5 olan y eşittir 5 şeklinde verilen bir doğrudur. Bu doğru da yatay bir doğrudur arkadaşlar. X eksenine paraleldir. Y eksenine de dik olan bir doğrudur. Y ekseninde de y eşittir 5'ten tam olarak geçen bir doğrudur. Bakın şimdi şöyle bir grafik hemen çizersek eğer. Şöyle. Çok güzel oldu. Harika. Burası şu doğrumuz y eşittir 5 doğrusudur ve bu doğrunun üzerindeki noktalar eksi 2, 3. Bakın mesela şurası eksi 2 ise, şurası eksi 2 noktası ise eksi 2. Bakın eksi 2'ye 5. Şurası 2 noktası ise 2'ye 5 nedir? Gene bu doğrunun üzerindedir. 3'e 5 nedir? Gene bu doğrunun üzerindedir. Bu doğruların ortak, bu noktaların ortak özelliği nedir? Hepsinin ordinatları birbirine eşit ve 5'tir. Y eşittir 5. Eğimi 0 olan ve y kesmesi 5 olan yatay bir nedir? Yatay bir doğrudur arkadaşlar. Yatay bir doğrudur diye ifade ediyoruz. Şimdilik bu egzersizimizi de bitireceğiz. Bundan sonraki alıştırmalarımızda ne yapacağız? Bundan sonraki alıştırmalarımızda ise doğruların uygulamalarına geçeceğiz. İktisadi uygulamalarına veya farklı alanlardaki uygulamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra zaten yeni bir konuya, yani fonksiyonlara başlayacağız. Değerli vaktinizi ayırıp videomu seyrettiğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. En içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin lütfen.